Merhaba hanımlar, hoş geldiniz Müjgan'ın hobi atölyesine. Bugün sizlere robadan yelek yapmayı göstereceğim. Ben 85 ilmek attım, bir ters bir düz ördüm. Şişim 4 numara. Alize Happy Baby ip kullanıyorum. Lastiğinde 2,5 santim ördüm. Hemen başlayalım. Bir sıra ben arkadan ters gittim. Önden robasının modeli düzgün dursun diye hemen başlayalım. Arkadan ters gittiğim sırada burada 2, 4, 6, 7 tane lastik yapıyoruz. Yani kenar patlar oluyor. Onu bırakıyoruz. Yanından da 2, 4, 6 ilmeği bırakıyoruz örmeden. Yani buraya kadar gelip bırakıyoruz. Çeviriyoruz. Buradan modelimizi koyalım. Burada 6 tane bırakmamın sebebi gidip gelip burayı 3-3 alarak burayı birazcık yuvarlanmasını istiyorum. Çünkü öbür türlü çok yaka dayanıyor. Hafif yuvarlandığı zaman da bebek hırkalarında, yeleklerinde güzel duruyor. Normalde ön taraf 7 ilmek patı kenarı yani. 7 ilmek de normal beden ölçüsü olacak. Ama burada 6 bıraktım ben iki kere de gidip geleceğim için. Şimdi bir tane bunu örüyorum. Örmeden aldım tek. Sonra 1, 2, 3 tane ilmeği ters çeviriyorum. Buralarda artırmayı yapıyoruz. Bu 3 tane ilmeğin içinden şimizi geçirip 5 tane ilmek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra yanındaki tekrar aynı. Bu 5 tane ilmek oldu burada. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. 2, 3 ilmek. Buradan da 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları da çıkarıyoruz. Şimdi omuzlarda 8 ilmek örüyorum ben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bu ilmeklerimizi, 3 tane ilmeğimizi çeviriyoruz. Ama sadece bu baştakileri, bunları çeviriyoruz. Yani bu 3 ilmeği. Bu tarafta yaptığımızda hiçbir işlem yapmıyoruz. Oradan direkt artırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Sonra tekrar buradaki 1, 2, 3 ilmeği yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Daha önceki videolarımda çiçek bahçesi modeli olarak yapmıştım bu modeli ben. Onu yakaya uyarlıyoruz. Yani yeleğin robasına uyarlamış oluyoruz. Arkada 17 ilmek yapıyorum ben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi tekrar aynı işlemi 1, 2, 3 ilmeğimizi çeviriyoruz. Buradan 5 tane ilmek çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar burada 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5. Sonra 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra tekrar aynı işlemi. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra tekrar yanındaki üç taneyi. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane örüyorum. Sonra burada başta bıraktığım gibi 7 tane lastiği 6 7 6 tane de gidip gelip yapacağımız ön ilmekleri bırakıyoruz. Çeviriyoruz. Arkadan ters örüyoruz. Bu baştakini örmeden alalım. Bu sırayı ters örüyoruz. Ta ki buradaki başta bıraktığımız 6 ilmeğin 3 tanesine ne kadar? Bu 3 taneyi de örüyoruz. Sonra çeviriyoruz, dönüyoruz tekrar. Buraya kadar gelip çevirip düz örüyoruz bir sıra daha. Sonra buradaki 6 tanenin 3'ünü alıp tersten tekrar geliyoruz. Ben 4 sıra oldu, gittim geldim. Burada kalan son 3 ilmeği de ördüm. Burada sadece 4, 6, 7 tane lastiğimiz, kenar ilmeğimiz kalıyor. Onu da bir daha gidip geldiğimiz zaman öreceğiz. Hemen tekrar modeli gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bu ön tarafımız. 7 de lastiğimiz 14 oluyor. Şimdi artık artırmaya başlıyoruz bu sırada. Biraz önce 5 tane ilmek olmuştu. Şimdi bunun 2 tanesini örüyoruz. 7, 7, 7, 8, 9 oldu. Şimdi bu tekrar bu 3 taneyi aynı işlemi yapıyoruz. Hep bu 3'er tane ortada gidiyor. Yanlardan artmış oluyor. Bir, iki, üç, üç, dört, beş. Şimdi bu yanındaki üç taneyi hemen iki, üç taneyi. 5 tane artırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 2 tane ilmeğimiz de omuza gelmiş oluyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 yapmıştım. Şimdi 12 tane olacak. 11, 12. Şimdi bu ortadaki 3 taneyi, 2 ilmeğini bu tarafa alıyoruz. 3 tane de aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir, iki, 3, 4, 5. Şimdi yine 1, 2, 3 taneyi bu tarafımda hiç ilmeklerimizin yönünü değiştirmeden direkt alıyoruz sol elimizdekini. 1, 2, 3, 4,
5. Bu 2 tane ilmek arkaya gelmiş oluyor. Yani arka ilmek sayımızı çoğaltmış oluyoruz. Buraya kadar gelip bu 3 tane ilmeği de örüyoruz. Sonra tekrar ters gidiyoruz. 4 sırada bir bu omuzlardaki artırma işlemlerini yapıyoruz. Bu modelimizi yapıyoruz. Bu kenara gelmişken ilik evini yapımını da göstereyim ben size. 7 tane ilmeğimiz vardı. 1, 2 taneyi örüyoruz. Sonra bu ilmeğin içinden bu yanındaki ilmeği geçiriyoruz. Sonra bu ilmeği tekrar geçiriyoruz. Buraya 2 tane ilmek atıyoruz. Sonra bunu örüyoruz. Bu kenarları biraz böyle çekerseniz daha sıkı durur. Altı, yedi. İlmeğimiz, ilik evimiz de oldu. Ben tekrar 4 sıra ördüm. Bir kere daha gösterelim modeli. Hem daha ortaya çıkmış olur. Burası da biraz önce yaptığımız ilik evimiz. Burada 5 tane ilmek olmuştu. Onun 2 tanesini örüyoruz. 3 tanesini ters çeviriyoruz. 3. Sonra bu 3 taneden 5 tane ilmek elde ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bir tane aparat da koyabilirsiniz. Herhangi bir ip de koyabilirsiniz. Kafamız karışıyor. Artırma yeri neresi derseniz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. İpi çektiğiniz zaman zaten çıkar ya da böyle bir aparatınız varsa takabilirsiniz. Orta çizgisi belli olsun. Yanlardan ikişer tane artmış oluyor. Bu başlarda yapmamızdaki amaç da söylemiştim. Yaka çok dayanmasın diye. Üçer üçer yaptım ben. 7 ilmekti. Bir taneyi bununla beraber verdim. Yani sadece hiçbir şey yapmadan ördüm modelle. Öbür 6 ilmeği üçer üçer gidip gelip ördüm. Bu modeli 10 tane yaptığımız zaman sayımız tam geliyor. İsterseniz 11-12 de yapabilirsiniz. Benim bu 1 yaş erkek bebek için bir hırka olacak. Roba bittikten sonra alt tarafını da gösteririm. Alt tarafını ben sade düz örmeyi düşünüyorum. Hayvan veya araba figürü herhangi bir şey yapıp dikmeyi planlıyorum. İpim de demiştim Alize'nin Happy Baby'si. Kamerada renk tonları çok belli olmuyor. Numarası da bu. 4 numara şiş kullanmıştım. Videolarımı izlemeyi, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Genellikle istek üzerine videolar çekiyorum. Yorum olarak yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Abone olmayı unutmayınız. Abonelikler ücretsizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.